Merhaba arkadaşlar, ben Eda Çağlayan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir hırka modeli çalışacağız. Daha önce sizlere bu yan örülen yelek modelini anlatmıştım, hatta bir hata olmuştu, ikinci kez tekrar anlatmıştım. Şimdi o yan örülen yelek modelini hırka olarak çalışacağız. Böyle e, kollarımızda da aynı model fare dişi modeli kullanacağız. <laughs> Dilerseniz tamamen düz, tamamen haroşa ya da altına farklı birçok modeli uygulayabilirsiniz. Yakadan başlayacağız. E, aşağıya doğru bayramlarından sonra kolları sonra bedeni örüp tamamlayacağız. Yani dikişsiz bir yelek modeli olacak. Sadece kol kısmında dikişlerimiz olacak. Çok kolay ve çok çabucak biten bir yelek modeliydi bu. Şimdi de hırkasını yapıyoruz. Şöyle detaylarını da çekeyim sizlere. Ben 6 tane düğme kullandım ama bu tercihe bağlı. İsterseniz daha az kullanmak isterseniz ilik aralarını fazla açabilirsiniz. Bu şekilde robamızın üst tarafı düz alt tarafında fare dişi örgü modeli kullanacağız bu şekilde de düz bir roba artış modeli kullandım ben erkek için çalıştım ama tabii ki aynı modeli rengini değiştirerek kız için de çalışabilirsiniz rengi değiştirmeniz yeterli Bir yaş için uygun hatta eğer bebeğiniz minyonsa buçuk 2 yaşa kadar da kullanılabilecek ölçülerde bu şekilde şöyle detaylarını da çekeyim size arkadaşlar Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda sorun. Size mutlaka geri dönüş yapacağım. Eğer şimdi sizler de hazırsanız örmeye başlayalım. İpim Nako Elite Baby 2 yumağa ihtiyacımız var arkadaşlar. Renk numarasını da söyleyeyim. 1535 250 metre uzunluğunda orta kalınlıkta bir bebe yünü. Şiş numaramsa her zamanki gibi misinalı şiş kullanıyorum. Düz şişiniz varsa onunla da örebilirsiniz. 3,5 numarada şiş kullanacağım. Ee, şimdi 79 ilmek atarak başladık. 79 ilmek attıktan sonra yakada toplamda 4 diş haroşamız olacak. 1 2 3 diş ön yüzden ördüm. Bakın şu an örgümün ön yüzündeyim. 3. dişimi gittim. Şimdi arka tarafta ilk iliğimi açacağım. İlik düğümü araları arkadaşlar 10 sıra ara ile yapılacak. Şimdi üçüncü dişi önden gittim. Arka taraftayım. Baştaki iki ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sonra sırada gelen üçüncü ve dördüncü ilmeği ikisini birlikte haroşa olarak kesiyorum. Bir tane artış yapıyorum. İlk ilimi açmış oldum. Ve şimdi 4 diş haroşa olacak şekilde yakayı tamamlayacağım. Sonra ön yüze geçtiğimizde ayrımlara başlayacağız. İlk iliğimi açtım. Az önce de söylediğim gibi 10 diş arayla açacağız arkadaşlar her bir ilik düğmeyi 4 diş haroşaya tamamlayıp dönüyorum. İliğimizi açtık arkadaşlar bakın şurada. Toplamda 4 diş haroşaya tamamlamış olduk. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Ayrımlara başlıyoruz. Arkadaşlar çok hastayım sesimden de anlaşıldığı gibi. Ara ara öksürürsem ne olur kusura bakmayın. Çok kötü bir grip salgını var. Önce kızım hasta oldu, sonra eşim, şimdi de ben. Korona değiliz çok şükür ama çok ağır grip geçiriyoruz. Şimdi kenar pat kısmı için örgümün ön yüzündeyim. 7 ilmek haroşa olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmek haroşamı ördükten sonra bir tane artış yapıyorum. Bu sabit 7 ilmek haroşanın hep e, roba bitimine kadar yanından devam edecek olan artışımız. Daha sonra kol için 12 ilmek düz örgü olarak örüyorum. Bir tane artış yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 ilmek düz örgü ördükten sonra yeniden bir artış yapıyorum 3 ilmek haroşa olarak öreceğim bu 3 ilmek haroşa bizim ayırım ilmeklerimiz olacak Robo bitimine kadar sabit sağından ve solundan artış yapacağımız ilmeklerimiz. Bir artış yaptım. 3 haroşa ördüm. Bir artış yapıyorum. Arka beden için 19 ilmeğimi düz örgü olarak öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19. Arka kısım için 19 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. 1 artış yapıyorum. 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 3 ilmeğimi haroşa olarak ördükten sonra yeniden 1 artış yapıyorum. Ve burada kol için 12 ilmek örmüştüm. Burada da 12 ilmeğimi düz örgü olarak kol için öreceğim. Artıştan hemen sonra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi düz örgü ördüm. Bir artış yapıyorum. 3 ilmek haroşa olarak örüyorum. 3 ilmek haroşadan sonra 1 arttırdım. 13 ilmeğimi ön kısım için örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 ilmeğimi Ön kısım için de ördüm. Son olarak bir tane artış yapıyorum. Ve kalan 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Pat kısmı için ilk artış sıramı tamamlamış oluyorum. Bu artışlar arkadaşlar her iki tarafta da pat kısımlarının yanından sabit devam edecek. Yani 7 ilmek haroşadan hemen sonra birer tane artış yapacağız. Arka tarafta ne görüyorsak onu örüyoruz. Haroşaları haroşa olarak öreceğiz düzlerin arkasını ters örgü olarak öreceğiz ve artış yaptığımız ilmekleri de bakın şu artış yaptığımız ilmekler bu kenar kısımdaki 7 ilmek haroşa artış yaptığımız ilmekleri de ters örgü olarak örüyoruz yani ne görüyorsak onu öreceğiz ilk başta da anlattığım gibi robamız ön yüzden düz arka taraftan tamamen ters örgü olarak örülüyor şimdi tersleri <laughs> düzlerin arkasını ters haroşaları haroş olarak örüyorum. Ve ön yüze geçiyorum. İkinci artış sıramızı birlikte tamamlayalım. Arka taraftan örgümü tamamladım. Şöyle de göstereyim bakın arkadaşlar. Haroşalarımı haroşa düzlerin arkasını ve artış yaptığım ilmekleri ters örgü olarak ördüm. Şimdi ön yüzdeyim ve artış yerlerim artık belli oluyor. Hemen şurada da bakın. Ve yine devam ediyorum. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmek haroşamı ördükten sonra hemen yanında bir tane artış yapıyorum. Şimdi 12 ilmekle başlamıştım. Bir önceki sırada sağından ve solundan birer tane artış yaptım. 14 ilmek öreceğim ama ben normalde saymıyorum. Zaten şurada ilk başta da söylemiştim. 3 ilmek haroşamın hemen yanından sabit roba bitimine kadar artışlar yapacağız de öyle yeni başlayanlar için anlatıyorum bunu saymadan bu şekilde öğrenirseniz hep kolaylık olur yoksa öteki türlü nasıl başlarsanız öyle devam ediyor hep sayarak örmek zorunda kalırsınız şimdi 7 ilmek haroşamı ördüm bir tane artış yaptım bu sefer ne yapıyorum 14 tane düz örüyorum ya da üç tane haroşamın olduğu yere kadar düz örgü örüyorum <laughs> Bugün 2021'in son günü arkadaşlar. Yeni yıla inşallah sağlıkla, önce sağlıkla tabii ki sonra huzurla gireriz. Bu kötü seneyi geride bırakırız. <laughs> i̇nşallah. Şimdi 14 ilmeğimi ördükten sonra bakın 3 tane haroşamın olduğu yere geldim. Bir tane artış yapıyorum. 3 ilmeğimi yine sabit haroşa olarak örüyorum. Ve bir tane artış yapıyorum ne yapmıştım? Arka için 19 ilmek örmüştüm. Sağından ve solundan birer tane artış yaptığım için şimdi 21 ilmek düz örgü olarak öreceğim. Bir tane artış yaptım ve 21 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Yani bir sonraki 3 haroşamın olduğu yere kadar düz öreceğim. 3 tane haroşamın olduğu yere geldim. 1 tane artış yapıyorum. 3 ilmek haroşa olarak örüyorum. 1 artış yapıyorum. 12 tane düz örmüştüm. Sağından soldan birer tane artış yapmıştım. Şimdi bir artıştan sonra 14 tane düz örgü öreceğim. Yani 3 tane haroşamın olduğu yere kadar düz örgü olarak öreceğim. Ben her iki türlü de söyleyeyim. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde devam edin arkadaşlar ve yine üç tane haroşamın olduğu yere geldim bir artış yapıyorum 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum bugün, neden böyle yapıyor acaba bugün her şey benimle ters gidiyor <laughs> Neyse, enerjimizi düşürmüyoruz Hafta da olsak çalışmaya devam ediyoruz en iyisi çıkaralım daha Şimdi 3 ilmek haroşamı ördüm. bir tane artış yaptım. Ön için 13 ilmek örmüştüm. Bir tane şuradan, bir tane şuradan artış yapmıştım. Yani 15 ilmek öreceğim ama şöyle söyleyeyim. 7 tane haroşamın olduğu yere kadar düz öreceğim. Bir arttırdım. 15 düz ya da 7 haroşamın olduğu yere kadar düz örgü diyelim. İkinci artış sıramızı da tamamlıyoruz şimdi. Bir tane artış yapıyorum. Kalan 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Yine arka tarafı tamamlayalım. Son kez bir artış daha göstereceğim. Sonra ne kadar öreceğimizi söyleyeceğim. İkinci artış sıramızı da tamamladık. Bakın iyice ortaya çıktı artık. Şimdi yeniden devam ediyoruz. Örgümün ön yüzündeyim. 7 ilmek haroşamı örüyorum pat kısmı için. 4 5 6 ve 7. Bir tane artış yapıyorum ve şu 3 tane ilmek olan haroşamanın olduğu yere kadar düz örgü olarak öreceğim. <laughs> Devam ediyorum. bir tane artış yapıyorum. 3 ilmek haroşa olarak örüyorum. Bir tane artış yapıyorum. <laughs> üç tane haroşamın olduğu yere kadar düz örgü olarak örüyorum. Artık sayı olarak vermeyeceğim. Çünkü sayarken benim de kafam karışıyor arkadaşlar. Normalde hiç saymadan yapıyorum. Ama zaten sayılarımız belli. Artış yaptığımız yerler belli. Bu bir V ajur olsaydı evet sürekli saymamız gerekiyordu. Ama V ajur yapmıyoruz. Dümdüz bir roba artış yapıyoruz. Arka için ilmeklerimi dördüm. 3 ilmek haroşamın olduğu yere kadar geldim. Bir artış yapıyorum. Ve 3 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir tane artış yapıyorum. Bir sonraki 3 ilmeğimin olduğu yere kadar düz olarak devam ediyorum. <laughs> ve şimdi 3 ilmeğimin olduğu yere geldim. 1 arttırıyorum. 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Şunu örmedim. 1 tane arttırıyorum. 3 ilmek haroşa örüyorum. 1 tane arttırıyorum ve 7 ilmeğimin olduğu yere kadar düz örgü olarak örüyorum. <laughs> Geldim. Bir artış yaptım. 7 ilmek haroşamı da örüp bitiriyorum. Şimdi arkadaşlar zaten hep sabit şekilde devam ediyor. Üçüncü defada gösterdim nasıl yapacağımızı sizlere. şöyle bir açalım artış yerlerimiz tamamen artık ortaya çıktı o kadar video çektim ilk defa ipimi rengi birebir aynı çıktı gerçekten çok mutluyum yılın son senesinde şey son gününde şimdi üç defa artış yaptık 10 diş arayla ilik yüğümü açmayı unutmuyoruz toplamda 16 defa artış yapacağız arkadaşlar bakın eğer gözünüze küçük gelirse 18'e tamamlayabilirsiniz ama 16 artış benim elim için uygun Üçü yaptık. 13 defa daha artış yapacağız. Sonra bütün ilmeklerin tamamını haroşa olarak öreceğiz, sonra devam edeceğiz. Bir 16 tane artışımızı yapalım, sonra devam edelim. 16 defa artışımı yaptım. 16 artış yeterli geldi arkadaşlar bana. Şöyle de göstereyim şu yandan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. 16 tane artışımı yaptıktan sonra artık artış işlemimi tamamladım. Ve ilmeklerin tamamını görmüş olduğunuz gibi haroşa olacak şekilde ördüm. 3 diş haroşaya tamamladım ama üçüncü dişin arkasına gitmedim. Örgünün tersinde şimdi kolları bedenden ayıracağız. Ve e, sadece kolları örerek devam edeceğiz. Yani roba kısmımızı tamamlanmış bir şekilde e, Toparlayamadım cümleyi. Roba kısmımızı tamamladık. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi Böyle küçük şişlerle devam edeceğim ben. Ama bu benim tercihim. Siz sakın işte bazı takiplerim yazıyor. Bizde şiş yok hemen aldım ya da bulamadım nereden aldınız diye. Öyle bir şey yapmayın. E, evinizde hangi şişi varsa onunla devam edebilirsiniz. Buradaki tek amacım boynumdan ördüğüm için bana çok ağır geliyor arkadaşlar. O yüzden e, küçük şişlerle kolu örüyorum. Şimdi ne yaptım? Şimdi 16 defa artışımı yaptım ve Üstüne bütün ilmeklerin tamamını 3 diş önden saydığımızda bu şekilde 3 diş haroşa olacak şekilde örgümü tamamladım. Ve 3. dişin arkasına gidiyorum. Yani şu anda örgümün ters tarafındayım bakın. Ee, ben burada düğmelerimi bilenler bilir her zaman e, dikerek devam ederim. Eğer ipim bağlamışsam düğümünü saklayarak giderim ki yeleğimi ya da hırkamı bitirdiğimde hiç çöpü falan kalmaz. <laughs> Kötü görüntüsü kalmaz. Bir işlemi kalmaz. Bitirip tamamlarım yani. Sonradan dikiş ve toplama işlemi yapmıyorum. Şimdi örgümün tersindeyim. Şöyle yaptığımız zaman şöyle şişime de sığmıyor. Böyle yaptığımız zaman burası bizim örgümüzün ön kısmı. Şu parçası kolu. Şurası arkası. Şurası kol olacak şekilde ayıracağız. Öncelikle şurası ön parçası. Ön parçayı örüyorum. Haroşa olarak örgüme devam edeceğim ve sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 burayı kesmeyeceğim ilerletebilirsiniz 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46, 47, 48, 49, 50, 51 ve 52. Şöyle bir kontrol edeyim. Şimdi arkadaşlar bakın, 52 ilmeği ördüm. 52 ilmekten sonra şurada üç tane haroşamız vardı, sağında ve solunda artış yapıyorduk. Bunun bir tanesini kola, iki tanesini bedene ayıracağız. Yani 52 ördüm, 53 ve 54 ilmeği ön kısım için örmüş oldu. Bu şekilde ön kısmı tamamladım ve ayrıca 3. diş haroşam da tamamlanmış oldu. Şimdi kolu örüyorum. Kol içinse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 şu 3 tane haroşadan bir tanesini kola alıyorum 46 46 ilmeğimi ördüm. Neden şimdi böyle uzun uzun saydınız Eda Hanım ne uzattınız diyeceksiniz belki ama bazen yabancı arkadaşlar da izliyor arkadaşlar. Ve o arkadaş çok arkadaş dedim. O arkadaşlar o takipçilerim de yani öyle söyleyeyim. E, yabancı dil altyazı çevirme imkanım olmadığı için yabancı dilim yok çünkü. Böyle elimi takip ederek yapıyorlar tamamen onları düşünüyorum <laughs> o yüzden. Şimdi ve geri dönüyorum. Geri döndüm arkadaşlar. Şimdi buradaki kısa şişimle devam edeceğim ama bir sıra daha. 46 ilmeğim tamamını düz örgü olarak ördüm ve geri dönüyorum. Arkadan bütün ilmeklerin tamamını önce kenar ilmeğini örüyorum. Ters örgü olarak örüyorum. İki sıra düz gitmiş oldum. Önden düz, arkadan ters olacak şekilde sadece kolu örerek bütün ilmekleri bu şekilde örüyorum. İlk sıramızı bu şekilde önden düz, arkadan ters olacak şekilde ördüm ve bir sıra daha düz gidiyorum. Modelimiz arkada kuruluyor arkadaşlar biliyorsunuz. Daha önce fare dişi modelini anlatmıştım size farklı farklı e, yelek modeli olarak yakadan başlama, yan yandan örülen e, yine bu şekilde yelek olarak anlatmıştım. Şimdi bütün ilmeklerin tamamını düz örgü olarak öreceğim. Arka tarafta Modeli kuracağım. <laughs> Geldim. Hep düz örgü olarak ördüm. 3 sırada bir kuruyoruz arkadaşlar modeli. Kenar ilmeğini de örüyorum ve geri dönüyorum. Şimdi önce kenar ilmeğini ördüm ve modeli kurmaya başlıyorum. Model bir düz bir ters bir düz bir ters tek lastik gibi örülüyor ama e, tersleri örerken ters örgü olarak örüyoruz. Düzleri de yalancı selanik yapacağız. Yani gireceğimiz ilmekten değil bir altından alarak yalancı selanik modelini kurmuş olacağız. Şimdi kenar ilmeğini ördüm. ipimi aldım. Normalde düz örgüyü nasıl yapıyorum? Şuradan girmem gerekiyor. Ama burada Şöyle çektiğim zaman çektiğim zaman şuranın altına gireceğim arkadaşlar. Bakın yerim belli. Şuraya giriyorum. Buradan değil oranın altından giriyorum. Ve örüyorum. Bir düz bir kenar ilmeğini ördüm. Bir düz bir ters. Yine yavaş göstereyim. Düzü normalde şuradan girmem gerekiyor. Şöyle ama şöyle çektiğim zaman bakın burada bir boşluk var. Şuradan giriyorum. Hiç sökülecek diye sakın korkmayın. Sökülmüyor. Bir düz bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Düzleri bir altından tersleri normal ters örgü olarak örüyoruz. Eğer hiç yapmadıysanız fare dişi ya da sıçan dişi modelini küçük bir yani 20 ilmek kadar bir örgüde Öncelikle bir eliniz alışsın diye deneyin. Sonra başlayın arkadaşlar. Hem ipiniz de kötüleşmez örsök yapmazsınız hem de eliniz iyice alışmış olur. Tekrar göstereyim. Tersi normal ters örgü olarak örüyorum. Düzü normal şöyle bir netleşsin. Düzü normalde şuradan girmem gerekirken hafif şöyle çekiyorum. Burada zaten boşluğu belli. Şuradan giriyorum. Model hemen kendini göstermiyor. 2 3 model sonra kendini gösteriyor. Hiç tedirginlik yaşamayın orada. Güzel olmadığı Geri sökeyim falan. Çünkü ben onu ilk öyle öğrendiğimde öyle yapmıştım. Ben bunu yapamadım galiba deyip geri sökmüştüm. Ta ki 2-3 model yapınca <laughs> düzeldiğini öğrenene kadar. <laughs> Bilmiyorum sesim sizi rahatsız ediyor mu ama arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz de yok. Video çekmem gerekiyor. Şimdi düz ördüm. Ters ördüm ve kenar ilmeğini ördüm. Düzle başlayıp tersle bitirmiş oldum. Önden görüntüsü bu şekilde ve şimdi modelimizi kurduk. İki model arasında iki sıra düz var. Kenar ilmeğimi ördüm ve bütün ilmeklerin tamamını düz örgü olarak öreceğim. Arkadan ters örgü olarak örüp yeni modele başlayacağım. İlk modelimizi bitirmiş olduk. Şimdi ikinci modele geçeceğiz ama dediğim gibi iki model arasında düz örgümüz var. Bakın önden. Bütün ilmeklerin tamamını düz örgü olarak örüyorum. Arkadan da tamamını ters örgü olarak örüp döneceğim. Ön yüzden bütün ilmeklerin tamamını bu şekilde düz gittim bakın modelde yavaştan kendini göstermeye başladı. Arka tarafta ters olarak gittim. Yeniden şu ilk başa döndük. Ne yapıyorum? Bütün ilmeklerin tamamını düz örgü olarak örüp arka tarafta model kurulumunu yapacağım. Yeniden bir düz bir ters şeklinde. Bu kadar basit işte arkadaşlar. Çok kolay gerçekten ve çok keyifli örülüyor ve gerçekten çok hızlı biten bir örgü modeli. Hemen cecik yelekleriniz, hırkalarınız ne örüyorsanız hemen cecik tamamlanıyor gerçekten. Şimdi bütün ilmekleri düz örgü olarak gidiyorum. <laughs> düz örgü olarak tamamladım. Buraları bilerek kesmiyorum. Modeli iyice anlayın diye. Kenar ilmeğini de örüyorum. Ve arka tarafa geçiyorum. Kenar ilmeğini ördüm. Ne yapıyorum? Bir düzle başladım burada. Aynı şekilde düzle başlayacağım. Kenar ilmeğini ördükten sonra bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters olarak örgümü örüyorum ve böylece ikinci modelimi de yapmış oluyorum. Ve ön yüze döndüğümde yine bir sıra düz, arkadan ters. Bu şekilde her iki model arasında iki sıra olacak şekilde düzümü örüyorum. İki sıra dediğim önden düz, arkadan ters. Örüyoruz. Ne yaptım? Düz. Arada da kontrol edin. Benim bile kaçırdığım zamanlarım oluyor. Şu anda modeli kuruyorum, görmüş olduğunuz gibi. Modelin ilk sırası tamamen düz. İkinci sırası yani örgünün arka tarafında bir düz bir ters modeli kuruyoruz. <laughs> 4 sırada bir oluşuyormuş demek ki. 3. sırası da ön yüzden düz. 4. sırası arkadan ters. Evet 4 sırada bir oluşuyormuş. 3 değil arkadaşlar. Her 4 sırada bir yeni modeli kuruyoruz. Geldim. Bir ters de bitti. Keder ilmeğini de ördüm ve bitirdim. Şimdi ben burada artık küçük şişime geçeceğim. Ve bakın ikinci modeli de kurmuş oldum. Ne yapıyorum? Örgümün ön yüzündeyim. Bütün ilmekleri şu arada yaptığım gibi önden düz arkadan ters örgü olarak öreceğim. Ve ikinci modelimi de bitirmiş olacağım. Üçüncü modele başlayacağım. Bu şekilde. ne kadar bir gidelim. Daha rahat görünsün diye şişten çıkacak. Şimdi küçük şişe geçtim. Tamamını düz örgü olarak ördüm. İki tane modelimi size göstermiş oldum. Şimdi arka tarafta yine tamam. Yani şuradayız. Şu ikisinin arasındayız. Tamamını ters öreceğim. Ön yüze geleceğim. Düz örgü olarak örüp arkada yeniden bir düz bir ters olarak modeli kuracağım. Şimdi arkadaşlar kol boyumuz yani kol altından şuradan ölçmeye başlıyoruz. Buradan itibaren 19 santim olacak. Alt alta ee, kaç model olacak şu anda daha sayamıyorum. Tahmin edemiyorum ama Şuradan itibaren ölçtüğümüzde, şu kestiğimiz yerden itibaren ölçtüğümüzde 18 santim olana kadar bu modeli bir kuralım. Sonra 18 santimden sonra 3 diş haroşayla bitireceğiz. Hiç kesme yapmayacağız kol ucunda, direkt tamamlayacağız yani eksiltme yapmadan. Şimdi bir 18 santim örelim. Eğer yeter gelirse gözümüze yani model olarak kesip kapatacağız. Hemen modelimi devam edip tamamlayıp dönüyorum. Arkadaşlar kolumu tamamladım. Alt alta saydığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 tane model yaptım. 17 modelden sonra hiçbir işlem yapmadan bu şekilde 3 diş haroşa ördüm ve tek seferde bütün ilmekleri kesip kapattım. Şimdi diğer kola doğru gideceğiz. Örgümün tersini aldım. <laughs> İpimi şuraya tersinden nerede kaldıysam tam şuraya bağlıyorum. Sırtı örüp diğer kola devam edeceğiz. <laughs> Şöyle Haroşa olarak örgüme devam ediyorum. Çünkü burada sırt kısmında 3 diş haroşa olan kısımda kalmıştık en son. Ve saymaya başlıyorum. İpimi bağladım. Birazcık şöyle yanaştırıyorum. Şöyle bir haroşa olarak öreceğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 55 ilmeğimi arka için ördüm arkadaşlar. Arka kısım için 55 ilmeğimi tamamladım ve şimdi kol için ilmeklerimi saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 29, 30, 31, <laughs> 32, 33, 34, 35, 36, 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 2 4 6 7 ve 46 ilmekte bu taraftan ördüm arkadaşlar 2 4 6 7 ilmek kaldı Burası zaten pat kısmımızdı geri dönüyorum bu şekilde ve diğer kolda yaptığımız gibi önce bütün ilmekleri düz ilmekle başlayacağım ama kenar ilmeğini öncelikle örüyorum ve diğer kolda yaptığımız aynısını burada da yapacağız arkadaşlar 46 ilmek kolla devam ediyorum yine fare dişi Örgü modelini burada da uygulayacağım. Bütün ilmekleri düz örgü olarak örüyorum. <laughs> Sadece kenar ilmeğini öreceğim. Şurayı bir tekrar bir kontrol edeyim. Bir tane daha aldım. Kenar ilmeğini aldım şöyle bir sayayım tekrar arkadaşlar 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 30 32 34 36 38 40 45 44 45 45 şu da 46. ilmeğimi evet şimdi oldu 46 ilmeğimi aldım geri döndüm şimdi diğer tarafta yaptığımız işlemde olduğu gibi önce ilk sıramı düz sonra ön yüzden bir daha düz arkada modeli kuracağım bu kolu da diğer kolla eşit şekilde örelim Arkadaşlar 17 model 3 diş haroşa şeklinde örelim sonra bedeni birleştirip devam edelim bu kolda tamamlıyorum sonra dönüyorum Her iki kolumuzu da tamamladık Arkadaşlar şimdi kol altında birleştirme yapacağız kol altında birer tane ilmek artışı yapacağız Şöyle göstereyim. Bu taraftaki kolumuzu tamamladık. Sonra diğer taraftakini yine aynı şekilde tamamladık ve 3 diş haroşayla bitirdik. <laughs> Şimdi son kez ipimi bağlıyorum arkadaşlar şurada. Şu 7 ilmeğimin olduğu yere tersinden ipimi bağlıyorum. Bir diş daha haroşa gideceğim. Bağladım. 7 ilmeğimi örüp ön yüze döneceğim. Şöyle kalan 7 ilmeğimi örüyorum. Haroşa olarak. ve ön yüze döndüm. Şimdi burada <laughs> kol altı birleştirmemiz var. Birer ilmek artışta yapacağız. Şöyle yaklaştırdım birbirine iyice. 7 ilmek haroşama örüyorum. Zaten dediğim gibi bu sırada haroşa. Yani şurada 3 diş yapmıştık ya 4 dişe tamamlayacağız. 1 2 3 4 5, 6 ve 7. 7 ilmek haroşadan sonra bir tane şöyle bir artış yapıyorum. Sonra direkt birleştiriyorum. Böylece hem kol altında bir tane ilmek arttırmış olduk. Hem de kol altı birleştirmemizi tamamlamış olduk arkadaşlar. <laughs> Gittikçe daha kötüye gidiyorum farkındaysanız bir türlü düzelemedim. Şimdi diğer kola doğru devam ediyorum. Bu şekilde. Dört diş haroşaya tamamlayalım. Sonra kolda yaptığımız gibi modeli uygulayacağız. <Gülüyor> <Gülüyor> Geldik kol altına ve burada da aynı şekilde diğer tarafta yaptığımız gibi şöyle son ilmeği de örüyorum şöyle bir tane ilmek atıyorum ve kolu birleştiriyorum iki tarafta da kolumuzu birleştirdik Hemen hızlıca bu sırayı tamamlıyorum. Arka taraftan da haroşa olarak örüp dönüyorum arkadaşlar. Kolumuzu birleştirdik. 4 diş haroşaya tamamladık. Şimdi şurada kolda ilk yaptığımız gibi önden bütün sırayı düz arkadan ters olarak örüp döneceğiz. Kenardaki şöyle 7 ilmek haroşamla başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmek haroşadan sonra bütün ilmeklerin tamamını düz örgü olarak öreceğim. Diğer taraftaki haroşayı unutmayalım. Arkadan da hepsini ters örgü olarak örüp dönüyorum. Kolu birleştirdim ve bir diş olacak şekilde haroşa olarak gittim. Ve daha sonra ön yüze geldim. Önden bir sıra düz, arkadan ters olarak gittim. Ve şimdi bir sıra daha düz gidip örgünün tersinde model kurulumuna başlayacağım arkadaşlar. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmek haroşamdan sonra bütün ilmeklerin tamamını düz örgü olarak öreceğim. Arka tarafa geçtiğimde model kurulumuna başlıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde düz örgü olarak örelim. Sıramın sonuna geldim. Ve 7 ilmek haroşamı ördüm. Şimdi arka tarafa geçiyorum. <laughs> 7 ilmek haroşamla başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek haroşadan sonra ne yapıyordum arkadaşlar? Bir düz bir ters bir düz bir de ters, ters örüyordum ama tersleri normal ters örerken düzleri olması gerektiği yerden değil şöyle bir altındaki yerden e, batacağım. Şöyle yapıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Normalde şu düzlü şuradan girmem gerekiyor ama şöyle bir çekiyorum. Şurada bir boşluk var. Şuradan girdim. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Tıpkı kolda olduğu gibi modelimizi buraya da uyguluyoruz arkadaşlar. Zaten kollarda modeli göstermiştim. Her dört sırada bir modelimizi kuracağız. Bir 16 tane model alt alta gelecek şekilde bir uygulayalım arkadaşlar. Ondan sonra eğer yeterli gelirse boyu 4 sıra haroşayla bitireceğiz modelimize örgümüzü özür dilerim. Şimdi bir tamamlayalım. Dediğim gibi kollarda zaten detaylı anlattığım için burada tekrar uzun uzun göstermeme gerek yok. Modeli kurduk ve devam ediyoruz. Bir 16 tane yapalım alt alta sonra devam edelim. Arkadaşlar hırkamı tamamladım. Toplamda alt alta 16 tane model kurdum. Ve 4 diş haroşa ile hırkamı tamamladım. Kollarımda diktim arkadaşlar. Şöyle kol ucundan kol altına kadar dikişlerimi de tamamladım. Düğmelerim zaten örerken dikiyorum ben. Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. Çok severek keyifle ördüm. Ee, anlatırken çok rahatsızdım. Eğer <laughs> rahatsız ettiysem lütfen kusura bakmayın. Ee, Umarım şu anda izliyorsanız, örüyorsanız keyifle örüyorsunuzdur. Başka bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.